Şu da var hocam, kanser kulağa tabii biraz acı gelen bir ifade ama rahim ağzı kanseri tedavi edilip ve sonuçları da başarıyla Evet, neticelendiriliyor. aynen. Korkulacak bir kanser türü olmadığını Şimdi ben belirttiniz. korkulacak bir kanser türü olmadığını, yani bu tarz işte bir takım magazinsel şeyleri çok hoşlanmıyorum. Çünkü her hastalık önemlidir. Evet. Kanser dönemde bunu hep vurguluyorum. Yani korkulacak bir şey değildir. O zaman tedbirimizi almayalım anlamına geliyor. Yani her hastalık önemlidir. Fakat bazı hastalıklarda ilerleyen tedavilerdeki, güncel tedavilerdeki gelişmeler daha fazladır. Daha fazla umut vaat etmektedir. Daha fazla şifa bulan hasta sayısı fazladır bazı kanserlere göre. Serviks ağzı kanseri, işte rahim ağzı kanseri ve serviks istiyoruz. Rahim ağzı kanserinde de bu oran çok daha fazladır. Yani tam şifa, hastalığın geri gelmemesi çok daha fazladır. Her şekilde başımıza serviks ağzı kanseri tanısı geldi. Tedavimizi düzgün bir şekilde yürütmeli. Dediğim gibi de ileriye dönük olarak da daha umutlu Başarılı sonuçlar sonuçlar alınabiliyor. elde edebiliriz. Evet. Kaç kadında bir görülebiliyor hocam Yani rahim bu ağzı kanseri? topluma göre değişiyor. Sosyokültürel düzeyine göre. Yani bir örnek Hindistan'a veya yani sosyokültürel düzeyi düşük, toplumsal taraması düşük ülkelerde halen serviks kanseri ciddi kadınlarda ilk sıralarda ama ülkemizde çok çok gerilere düşmüş durumda. Çünkü çok düzenli olarak bakanlığın da desteğiyle medyanın, Evet. basının, işte hastaların, kişilerin, sağlıklı bireylerin daha iyi bilgilendirilmesi neticesinde taramalar düzgün yapıldığı için artık rahim ağzı kanseri kadınlar için ilk 3 sıradaki kanserlerden değil. Jinekolojik kanserler arasında da yine geri planda gördüğümüz kanserler arasında o açıdan da ülkeye göre, sosyokültürel düzeye göre işte şey gibi diyemiyoruz işte tüm işte kadınlar 100 yaşına kadar yaşadığında 6 kadından biri meme kanseri olacaktır gibi genel bir ifade kullanıyoruz. Çünkü bu önlenebilir bir kanser. Virüse bağlı, önlenebilir bir kanser olduğu için giderek sayısı azalıyor diyebilmemiz daha mümkün. Evet, güzel bir mesajı bu hocam. Önlenebilir bir kanser Evet, türü. önlenebilir bir kanser. Evet. Tedaviye cevap veriyor birçok kadın Evet. hastamızda. Şimdi bir de Ocak ayı rahim ağzı kanserleri için farkındalık ayı. Hemen her yıl bu aylar artmakta, Evet. farkındalık ayları artmakta. Gerek işte bir takım basın yayındaki işte kediler gününe kadar bir takım günler konuldu ama diğer taraftan kanser aylarının önemini, kanser aylarının önemi bu kanserlerin sebeplerini tartışması, risk faktörlerinin tartışması yani önlenebilir olup olmadığının tartışılması, ne kadar sıklıkta olduğunun anlatılması ve erken tarama testlerinin de daha çok duyurulmasına olanak sağlıyor. Mesela Ocak ayında sıklıkla hep insanlar rahim ağzı hakkında bilgilenmiş oluyor. Böylelikle daha çok kadın, örnek daha önceki yıllardaki bir rahim ağzı kanseri programından bir hastamın yakını bu belirttiğimiz belirtileri kendinde "Aa, bende var" diyerek gidip tanısı konulabiliyor. Mesela yani medyadan olsun hani veya basından olsun Bilgilendirilmesi. bilgilendirildikçe evet bu farkındalık ayları genellikle bu şekilde ilerliyor ve iyi oluyor. Onun için de biz de bu ayda Esra'cığım seninle bu konuyu konuşalım dedik. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabii birçok kadın izleyicimiz şu anda bizleri izliyorlar ve merak ettikleri soruları da sizler de cevaplıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.